arkadaşlar Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 boyutlu güzel bir gelin e, çeyiz şalı çalışacağız. Şalımız üçgen olarak öreceğiz ve bakın fıstıklarımızı 1 2 3 4 5 6 deyip istediğimiz ölçü gelene kadar artırıp devam edeceğiz şal ölçümüzde e, omuzumuzun yüksekliği ya da boyumuzun yüksekliği e, istediğimiz ölçüyü belirleyecektir. Boyu uzun olan arkadaşlarımız birazcık daha uzun, boyu kısa olan arkadaşlarımız ise kendi omuz boylarına göre ayarlayacaklardır. Evet, eğer e, hediye olarak ya da e, ördüğümüz kişi belli değil ise 1 metre olarak örebiliriz ya da 90 santimde bırakabiliriz. Evet, şalımızı uç kısmından başlıyoruz ve kenarlardan şu şekilde fıstık dolgularımızda her iki yönden takip ettiriyoruz. Ortadan da modelimizle birlikte artışlarımızı yapıyoruz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen şalımızın modelini örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi örmek için simli Alize şal ipini kullanmak istiyorum. İpimiz 100 gram ve 460 metre. İpimizin renk numarası 363. Çok tatlı bir pembesi var. Çeyizlik ürünlerimizde, yeleklerimizde, şallarımızda gayet rahatlıkla kullanabileceğimiz şık bir ürün. Bu ipimizi ince olduğu için 1,5 numara tığlarla 1,75 ya da elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre numarayı kendiniz ayarlayabilirsiniz. İnce bir ip olduğu için ince uçlu tığlarımızı kullanmamızda fayda var. Evet, şimdi Zincirimizi çekerek şalımızı örmeye başlayalım. Şalımız üçgen bir şal. Uç kısmından örerek başlıyoruz. Uç kısmı için ilk önce 7 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektikten sonra ilk zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Bir tane zincirimle de sıkıştırdım. Şu şekilde ilmeğimi uzatıyorum ve fıstığımı örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hazırlamış olduğum 7 tane zincirden oluşan yuvamın içerisine uzatarak giriyorum. 1 2 3 ve 4. İpimiz ince olduğu için 3 tane fıstık çekersek kısa kalır. Mümkünse 4 ya da daha ince ipiniz varsa 5 de çekebilirsiniz. Evet hepsini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Arkasından tekrar başını doluyorum. Aynı yere batarak ipimi uzatıyorum. Ve 4 defa batıp çıkıyorum fıstığımı oluşturmak için. 2, 3, 4 tığımı da şu şekilde gerdiriyorum ki ipimden birisi uzun birisi kısa olmasın şöyle bir dengede kalsın ve kapatıyorum hepsini aynı anda çektikten sonra bir iki üç tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak buradaki gibi bir çift daha örüyorum burası kenarımızın akacak suları olacak şimdi uzatıyorum bir iki üç ve 4 hepsini aynı anda çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 aynı yere son kez giriyorum ipimi de şöyle tutuyorum 1 2 3 ve 4 ipimi çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum bakınız şu şekilde İki sağ tarafta iki de sol tarafta ortalarında ikişer iki zincir tam ortada ise üç zincirimizin olduğu şalımızın başlangıç noktasını oluşturduk. Şimdi bir tane zincir çekmiştim. Çekmiş olduğum zinciri hemen iki zincir çektiğim yere gelerek batırıyorum. Sık iğnemle bakınız şu şekilde. Tığımdan ipimi şu şekilde uzatarak yine fıstık yapmaya başlıyorum. Bir. 2. 3 ve 4. 4 tane fıstığımı uzattım. Çekiyorum hepsini birlikte. Kapatıyorum. 1 bir ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar 1 2 3 4 defa çekiyorum. Aynı anda çekip kapatıyorum. Buradaki e, şalımızın yanından devam edecek dolgularımızı oluşturuyoruz fıstıklarımızı. Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekip tam ortadaki 3 zincirimin içerisine bir tane tığımın başını ipi alıyorum ve batıyorum 3 defa da örüyorum 1 2 3 3 zincir çekiyorum 1 2 3 araya tekrar başını doluyorum aynı noktaya girerek 1 2 3 3 3 defada bir defa başını doladığımız trabzanımızı örüyorum. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 3. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bir bakalım. Kenardaki fıstıklarımı ördüm. Ortasına 2 tane zincir bitene kadar bu kenardan fıstığımız devam edecek. Hem sağ taraftan hem sol taraftan. Ve ortasında 2 tane zincirimiz olacak. Arada 3 zincirimiz ve araya girdim bir tane trabzanı bir defa doladım 3 defa daldım ortada 3 zincir bir trabzanı yine 3 defa daldım 3 tane zincirimi çektikten sonra kenardaki fıstığımız için tığımın başını doluyorum ve buradaki iki zincirin olduğu yere gelip batıyorum ve fıstığımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 kapatıyorum 1 İki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar giriyorum. Bir, iki, üç ve dört. Hepsini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek. iki tane zincir çekmiş olduğum yere gelip batıyorum ve tekrar uzatıyorum. Yandaki kenar fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 3 ve 4 hepsini aynı anda çekiyorum. 1 2. Tekrar 1 2 3 ve 4. Hepsini aynı anda çekip kapatıyorum. Evet, şimdi 3. sıramıza başlıyoruz. Evet 3 tane zincir çekerek 3. sıramıza başlayalım. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. Bakınız şuradaki V olarak bir tane yuva hazırlamıştık. ikinci sıramızda. V'mize sağdan giriyorum. 3 zincirimi çektikten sonra sağdan giriyorum. Ve başını bir defa doluyorum. Şöyle bakınız. Bir defa başını dolayalım. Ve yandan girelim. Daha önceki modellerimizde kabartma işleminde yaptığımız gibi. Ve bir tane başını doladığımız ipimizi 3 defa da örelim. 1- Aynı yere giriyorum yandan 2 tekrar 3 4 5 5 defa bir defa başını dolayıp 5 defa bakın 5 tane trabzan yapalım 3 defa da alıyoruz şimdi burada yandan kabartma şeklinde aldık diğer V'mizi ise aynı şekilde örmüyoruz tığımın tekrar başını doluyorum ve araya zincir çekmiyorum buradaki V'mi tam Bakın şu şekilde dıştan soldan sağa doğru giriyorum ve 5 tane trabzanımı örüyorum. Bir defa başını doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 2 3 4 ve 5 şöyle 5 şöyle gördüğümüz zaman bakın şöyle bir V gibi oldu. Dışa doğru kabartılı 3 boyutlu şekilde. Buradan dışa doğru almıştık. Buradan da dıştan içe doğru aldığımız için bir 3 boyut görüntüsü oldu. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 yandaki fıstıklarımın olduğu yere gelerek 3, 4 defa dolduruyorum. 2, 3 ve 4 çekiyorum. 2 defa zincirimi çekip 2 3 ve 4 hepsini aynı anda çekiyorum sıkıştırıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çevirip hemen iki zincirimin olduğu yere gelip batıyorum Yeni sıramıza başladığımda döndükten sonra fıstıklarımı yaptığım arasına 2 zincirimi çektim ve 3 tane zincirimi e, şalımın içerisi için ördüm. Şimdi daha önceki sırada 3 zincirimizi çekmiştik. Oraya tığımızın başını dolayarak batıyorum ve 3 defada örüyorum. 1-2-3 3 üç. Üç tane zincirimi çekiyorum. Tekrar başını doluyorum ve 3 defada alıyorum. 1-2-3 Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 tane zincirimden sonra ortada 5 tane sağda 5 tane solda kabartılı içten baktığımızda çukur alan bölümümüzü örmüştük. Bakınız dışa kabartı içte çukur onun önünde tam 3 tane zincirimizin olduğu şöyle baktığımızda göreceğimiz kısmımız var. Şimdi buraya fıstığımızı e, doldurmaya başlayacağız. Yanlardaki gibi 4 defa almayacağız. Tam 2 katı 8 defa dolduracağız. Şimdi tığımın başını doluyorum. 3 zincirimden sonra başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 modelimizi gösterecek olan fıstıklardan bir tanesi de bu 8 tane fıstığımızı ipimizi çekerek oluşturduk ve hepsini aynı anda çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yine bir alt sırada hazırlamış olduğumuz 3 zincirimizin üzerine gelerek batıyoruz ve 1 2 3 defa da trabzanımı örüyorum tekrar 3 zincirimi çekiyorum yine aynı yere 1 2 3 defa da trabzanımı örüyorum ve ellerimizi yeni yuvalarımızı bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Bakınız çok güzel bir şekilde görülmeye başladı. Şöyle de baktığımız zaman gayet güzel. Evet tekrar 1 2 3 zincir tığımın başını doluyorum. 2 zincirin olduğu yere girerek 1 2 3 ve 4 4 tane fıstığımı çekiyorum. 1 2 öncesini kapamıştım 2 tane zincirim tekrar fıstığım 1 2 3 ve 4 hepsini aynı anda çekiyorum bir tane kapadıktan sonra bir zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirip iki zincirin olduğu yere batıyorum burası zaten modelimiz tamamlanana kadar devam edeceği için hep aynı şekilde her ikisini örüyoruz 4 fıstık İki zincir, dört tane fıstığımız için ilmeği uzatıyoruz. Bir zincirle dönüşümüzü yapıyoruz. Ortadaki işlemimiz sadece genişleyerek şalımızı istediğimiz omuz ölçüsüne gelene kadar genişletiyoruz. Bakınız. Tekrar şimdi fıstığımı örmek için başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5. sıraya şimdi başlamak üzereyiz. Yine 5. sıramızda bakınız 2 tane V'miz var. Buradaki dolu fıstığımızın sağında bir V'miz, solunda bir V'miz. Şimdi buradaki V'lerimizi bir önceki sırada bakın şuradaki hazırlamış olduğumuz şekilde yine hazırlığını yapacağız. İlk V'mize yandan şu şekilde girerek bir defa başını doladığımız trabzanımızı 5 defa da öreceğiz. Buradakini ise ikinci sol taraftaki V'mizi ise dıştan şöyle girerek alacağız. Şu şekilde tığımızı girdirerek 5 tane trabzanımızı da 3 defa da çekip buraya öreceğiz. Her ikisini aynı şekilde sağ taraftaki trabzanımıza yandan sol taraftakini dıştan girip şu şekilde 1 yuvayı hazırlamış olacağız fıstığımız için. Şimdi buradaki fıstığımızı çektim. Burada hem bitişte hem başlangıçta 4 defada doldurduğumuz fıstığımız ortasına 2 tekrar 4 dolduruyoruz ve geçişlerin her iki kenara hem bitirirken hem başlangıçta üçer tane de zincirimizi çekiyoruz fıstığımızdan sonra fıstığımızdan önce şimdi devam edelim fıstığımızı ördüm 3 tane zincirimi de çekip hazır bir şekilde geldim şimdi tığımın başına bir defa doluyorum yandan girerek 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 3 defa da çekerek 1 şöyle bükerseniz rahat örersiniz nasıl rahat ederseniz 2 3 4 5 5 defa ördüm trabzanımı tığımın tekrar başını doluyorum hiç zincir falan çekmeden hemen araya bakın diğer sol taraftaki bacağı giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane Trabzanım ördüm. Bakınız buradaki fıstığım içinde yuvayı hazırladım. Aynen burada olduğu gibi 5 tane trabzanım ördükten sonra 1 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak diğer V'min hemen sağdakinin bacağından giriyorum ve başlıyorum örmeye. 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanım ördüm tığımın başını doluyorum sol taraftaki bacağıma bakın şuradaki bacağımı tığımın başını doluyorum hemen dıştan içe doğru batırarak örmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı da burada çektim. Bakınız 2 tane yuvamızın her ikisini de hazırladım. Şimdi 5 trabzandan sonra hemen 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Ve buradaki fıstığımın 2 zincirin içerisine başını dolayarak giriyorum. Ve başlıyorum fıstıklarımı örmeye. 2, 3 ve 4. Hepsini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum ve 2 tane zincir. Tekrar 1 2 3 ve 4 tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve bir zincir çekip arkasını çeviriyorum ve modelimin içine girerek tekrar fıstığımızı örmeye başlıyoruz. 3 ve 4 kapatıyorum. 1 2 diğer fıstığımı da örüyorum. Evet fıstığımızı hazırladım. 1 2 3 4 5 ve 6. sıramızdayız. Fıstığımızdan hemen sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. Fıstığımızdan sonra ve fıstığımızdan önce bu kenarlara hem içeriye geçişte hem içeriden dışarıya çıkışta 3'er tane zincirlerimizi mutlaka çekiyoruz. Şimdi bu sırada bakınız diğer sırada şu şekilde kabartılı bir Şekilde yuvalarımızı hazırladık ve burada bu görmüş olduğunuz gibi e, bayağı bir tombik olan fıstıklarımızı öreceğiz her iki sıraya fıstıklarımızı öreceğimiz sıraya geldiğimiz zaman bir sonraki sıramız için yuva hazırlamaya da başlıyoruz. Hemen buradaki 3 zincirimin içerisine buradaki 3 zincirime ve sondaki 3 zincirimin içerisine D'ler hazırlayarak bir sonraki sıramızda bu kabartıların zeminini hazırlıyoruz. Orada dik burada dikkat etmemiz gereken e, yer ise bu fıstıkları öreceğimiz tarafta yeni yuvalarımızın temelini atıyoruz. 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimin içerisine girerek 1 2 3 3 tane zincir ve yine aynı yere 1 2 3 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Görmüş olduğum 3 zincir hazırlı. Şöyle 3 boyutlu olan grubun içerisindeki 3 zincirin içerisine 8 defa başını dolayarak fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra hemen aradaki yere tığımın başını dolayarak gelip batıyorum. 1, 2, 3. Yine 3 zincir. Bir taraftan fıstıklarımızı dolduruyoruz. Bir taraftan yeni yuvamızın yerlerini hazırlıyoruz. 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hazır öndeki yuvamın içerisine tığımın başını dolayarak uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 ve son şuradaki 3 zincirimin içerisine geliyorum. 1 yuvada buraya kuruyorum. 1 3 zincirimi çektim ve bir trabzan daha örüyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum kenara fıstık yapmak için geçiyorum şöyle yapmış olduğumuz işlemimize bakalım fıstıklarımızı her seferinde aynı yapıyoruz 3 zincirimizi örüyorum fıstıklarımızı bu 8 fıstık dolduracağımız yere yeni yuvalarımızı mutlaka kuruyoruz bakınız V'lerimizi hazırlıyoruz hemen görmüş olduğumuz ilk 3 zincirlerin üzerine V'lerimizi kurduktan sonra fıstığımızı 8 defada dolduruyoruz. Sağına ve soluna 3 zincirimizi çekip tekrar V'mizi yaptık ve en son olarak yine fıstığımız V'miz 3 tane zincirimizden sonra kenardaki fıstığımızı da örelim. Yine dönüşü birlikte yapalım. Şimdi fıstıklarımı ben hem buradan giderken hem de dönüşünü yapayım. Yeni sıramıza başlamak için hazırız. Yine fıstığımı ve 3 zincirimi hazırladım. Şimdi yuvalarımı görmekteyim. Yuvalarımı gördüğüm zaman hemen sağ taraftaki yuvaya yandan giriş yapıyorum. Sol taraftaki yuvaya ise dıştan içe doğru girişimi yaparak şu şekilde dıştan içe doğru girişimizi yaparak beşer trabzan örüyoruz. Bir defa başını dolayıp 3 sefa 3 seferde çektiğimiz. Şimdi 3 zincirim hazır. Tığımın başını doluyorum. Hemen yuvamın sağ tarafındaki trabzanıma giriyorum ve örmeye başlıyorum. 3 defa da örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 defa ördüm. Araya zincir çekmeden hemen tığımın başını doluyorum. Diğer yandaki Trabzanını bakınız. Burası çok önemli. Lütfen e, hiç kafamız karışmasın. Başka yerden falan girmeye kalkmayalım. Tığımızın başını doladıktan sonra V'nin sol tarafta kalan bacağını şu şekilde tutalım. Bakın. Hemen alttan geçirip bir tanesini düzgün bir şekilde geçirdikten sonra örmeye başlayalım. Diğerleri de aynı yere girecektir. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm 5 sağına yuvamın 5 de soluna Bakın tıpkı buradaki yuvalarımız gibi şimdi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 zincirlerimiz tamamı 3 sadece fıstık dıştaki fıstıklarımızın arasındaki 2 yandan giriyorum başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar tığımın başını hemen doluyorum burada dikkat etmem gereken şu e, sol tarafta kalan trabzanımın hemen dıştan içe doğru geçiriyorum ve 5 defa burayı da örmeye başlıyorum 1 2 3 3 4 ve 5 ikinci yuvamızı da hazırladık bakınız bir iki tane yuvamız hazır şu şekilde üçüncü yuvamıza doğru ilerliyoruz araya üç tane zincir çekerek 2 ve 3 üç. üçüncü yuvamada yine aynı şekilde sağdan giriyorum 1 2 3, 4 ve 5. Hemen başını doluyorum, zincir çekmeden sol taraftaki kalan trabzanla da giriyorum. 5 defa da buraya örüyorum. 5 tane de dışa ördükten sonra yine 1, 2, 3 zincirimi çekerek kenar fıstığımı yapmak üzere geliyorum. Geliyorum ve 4 defa doluyorum. 1, 2, 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum bir iki tane zincir tekrar bir iki üç ve dört çekiyorum hepsini kapatıyorum ve bir zincir çekip geri dönüyorum ondan öncesinde bu yönden şöyle bir görmek istiyorum bakınız 3 tane yuvamızın üçünü de kurduk birden 2, 3 yukarıya doğru artarak devam edeceğiz. Şimdi 3 tane yuvamız gayet güzel bir şekilde hazır oldu. Şimdi bir tane çektiğimiz zinciri hemen örgümün yönünü çevirip iki zincirimin içerisine batıyorum. Kenar fıstıklarımı çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum 2 tane zincirimi Yine çektikten sonra fıstığımı doldurmaya başlıyorum. Fıstıklarımı çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Bakınız bu sıra bu görmüş olduğumuz 8 tane çektiğimiz fıstıklarımızı yapma sıramız. 8 fıstığımızı yaparken aynı zamanda da şu görmüş olduğumuz açılan beşer trabzandan olan bölümleri şu görmüş olduğumuz her 3 zincire yeni yuva hazırlama yerlerimiz olacak. 3 zincirimden sonra buradaki bir alt sıradaki 3 zincirin üzerine batıyorum. 1 tane trabzan 1 2 3 zincir aynı yere bir daha trabzanımı örüyorum üç defa alarak bir tane yuvamı kuruyorum. Bir tane yuvamı kurduktan sonra yine bakınız bu şekilde ileriye doğru devam edeceğiz. Fıstığımızı doldurup tekrar üçer zincirlerimize yuvalarımızı kuracağız. Şimdi e, devam edelim. 1, 2, 3 tığımın başını doluyorum. Tam yuvamın önündeki 3 tane zincirimin içerisine giriyorum. 8 defa çekmeye başlıyorum bakın içeriye girdim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 defa çektim. Çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra bakınız ilerliyorum. Şöyle görecek olursak hemen öndeki yani sıramızda gelen 3 tane zincirimin üzerine başını doluyorum. 1 2 3 3 tane daha zincir. Tekrar aynı yere 1 2 3 tekrar 1 2 3 zincir ve tekrar tığımın başını doluyorum. Araya girerek fıstığımı uzatmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 çekiyorum hepsini kapatıyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum hemen 3 tane zincirimin olduğu yere gelerek yuvamı kuruyorum 3 tane zincir tekrar aynı trabzan 1 2 3 tekrar 3 tane trabzan ve fıstığımızı çekmeye başlıyorum. Bir, şöyle dengemizi kuralım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz çekiyorum ve kapatıyorum. Bir, iki, üç. Hemen en kenardaki 3 zincirimin üzerine de bir tane yuvamı kuruyorum. 1 2 3 Aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum ve tekrar 1 2 3 fıstığıma geçişimi yapıyorum şimdi bakalım 3 tane fıstığımızı 8'er defa çekerek aldık ve yuvamlarımıza bakalım 1 2 3 4 tane yuvamızı da kurduk 2 tane kenarda 2 de diğer fıstıklarımızın arasında bir de önden görüntüsüne bakalım önden görüntüsü de bakınız gayet güzel oldu çok şık Şimdi e, bu sıramızı yine aynı şekilde devam edeceğiz fıstığımızı örüyorum fıstığımı örüp tamamladıktan sonra geri dönüşümde 3 zincirimi çekerek başlıyorum ve sağdan soldan ise bu şekilde girişimi yaparak şuradaki gördüğüm trabzanlarımı örüyorum arkasını çevirdiğimiz zaman ise yine hem fıstığımızı hem de aynı yerde yuvalarımızı kurmaya başlıyoruz ve e, şalımızı istediğimiz boy ölçüsüne varana kadar örmeye devam ediyoruz şallarımızın ölçüsü çok bir standart değil çünkü e, boy ölçüsü göz önüne alındığı zaman hani en önemlisi öreceğimiz kişinin boyu belli ise Öreceğimiz kişinin boy ölçüsüne göre örmekte fayda var. Kimimiz e, bayağı baya kısa, kimi ise baya iri yapılı. İri yapılı insanlara hemen hemen 1 metre, 1 metre 5-10 santim. Diğer arkadaşlarımıza ise biraz daha milyon olan kişilere ise 90 santim ideal olmakta. Yine de tabii ki uzun kullanmak isteyen, kısa kullanmak isteyen kendisine göre zevkini ayarlayabilir. istediği ölçü örebilir. Ve bu şekilde artışlarımızı yaparak istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar istediğimiz ölçü gelince şalımızı kapatalım Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni modellerimizde görüşünceye kadar sağlık, sıhhat ve afiyette kalın inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, huzurla kalın.